Bir Resim Bir Hikaye programından tekrardan merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü ressamımız Renoir. Renoir'ın Loja resmini akademisyen, sanat tarihçisi Ayşegül Güçhan'la konuşacağız. Ayşegül Hocam, Bir Resim Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Mahir Bey. Bugün sanat tarihinin çok önemli ressamı Renoir'ın Loja resmini sizinle konuşacağız. Şimdi programa başlamadan önce biliyorsunuz ben konuklarıma sanat nedir diye soruyorum. Bir sanat tarihçi olarak sanatı nasıl yorumlarsınız, nasıl anlatırsınız bize? Dediğiniz gibi bir sanat tarihçisi olarak sanat tarihine bakıyorum. Binlerce yıldır sanat üretiliyor. Çağlar değişiyor, sanat biçimleri değişiyor. Peki değişmeyen ne var diye bakıyorum. Değişmeyen şeyler şunlar. Bir defa sanatçı bir sosyal gözlemci gibi aslında toplumu gözlemliyor. Daha sonra bu gözlemlerini çağın estetik ve teknik araçlarını kullanarak bir ürüne dönüştürüyor. Yani burada anahtar kelime gözlem, artı ürün, ama o ürün de iletişim amaçlı. İletişim amacı olmadan hiçbir şey yapmaz. Yani bize bir şey anlatma derdinde sanatçı. Ben böyle görüyorum. Evet, bir sosyal durum var. Evet. Dönem var. Evet. Bir de orada çok önemli dediğiniz gibi sanatçı var. Peki bu bağlamda Renoir'u anlatmak ve anlamak daha kolay olacak herhalde. Evet, evet, evet. Bu tam da Arnold Houser, benim de ne diyeyim, ustam diyeyim, Arnold Houser'ın şeysidir, kuramıdır. Ve ben de baktığım zaman Renoir'ın lojasında bunu uygulama şansım olduğunu görüyorum. Evet, bu resmi de görebilmek için Londra'ya gittiğinizi biliyorum. Evet. Evet, birkaç yıl önce. Sizden dinleyeceğiz bu resmi. Teşekkür ederim. Resim 1874 tarihli Renoir'ın Loja resmi. Boyutları? Boyut çok büyük değildir, küçük de değildir. 90 santime 63,5 santimlik, evet, bir resim. Ve Courtauld Institute'da bulunuyor. Evet. Sahibi Courtauld. Ve birkaç yıl önce Courtauld bir sergi yapmak istedi Renoir'la ilgili ve Loja ile ilgili. Yani odağında Renoir'ın Loja resmi var. Bu resim merkez, evet, olarak. Ve dönemin bütün sosyallikleri, tarihsel, ekonomik, sosyal koşulları, ondan sonra o dönemde ve o dönemden önce üretilen yapıtlar, izleyici böylece bir karşılaştırma şansı buluyordu. O zaman hocam Renoir'ın hayatına bir girmemiz lazım, tabii, değil mi? Tabii. Oradan başlasak mı? Evet, evet. Renoir çok şanslı bir insan olarak dünyaya geliyor aslında. Limoges'da doğuyor. Limoges, Orta Batı Fransa'da. Evet. Hepimiz biliyoruz. O güzelim porselenlerin üretildiği küçük kent. Evet. Annesi babası terzidir Renoir'ın ve o küçük kentte biraz tabii ki mali sıkıntılar içinde. O yüzden Renoir 13 yaşından itibaren çalışır. Ama şanslı bir çocuk olarak Limoges fabrikalarında çalışır. Porselen üzerine? Evet, evet. Orada çok büyük porselen ressamlarının çıraklığını yapar. Kazandığı parayla desen dersi alır. Yani çok odaklanmış bir çocuk aslında, genç. Çocuk da değil. Ve aile o mali açıdan daha iyi koşullara kavuşmak için Paris'e göçer. Hem de Louvre Müzesi'nin çok yakınlarına. Bu da
Renoir için tabii ki büyük bir şans. Her gün Louvre'a gider, ustaları tanır, onların kopyalarını yapar, desen çalışır. Müthiş akıcı bir deseni vardır Renoir'ın. Evet. O kadar iyidir ki bileği Ecole de Beaux-Arts'a kabul edilir. Ecole de Beaux-Arts'ın desen ve morfoloji atölyelerine. Ama onunla da yetinmez. Çok odaklı bir genç dediğimiz gibi. Charles Grail, bir İsveçli ressam, onun atölyesine başvurur ve kabul görür. Yani hocası olarak Charles Grail mi söyleyeceğiz? Evet. Şöyle ki Charles Grail aslında Jean-Dominique Ingres'in öğrencisidir. Evet. Tam bir neoklasisttir. Evet. Ve Ecole de Beaux-Arts'da da neoklasisizm eğitimi verilmektedir. Renoir'ın hocası da tipik neoklasisisttir. Tabii. Renoir çok yenilikçi bir gençtir. Ama işte hep bu klasik resmi yıkmaktan bahseder. Hocası da hep hani eskiyi bilmeden eskiyi yıkamazsın der. Onun için de çok ikna olur buna ve tam anlamıyla klasisist resimler yapar. Ve onlarla Mahir Bey, siz de biliyorsunuz, 1864 ve 65 yıllarında salon sergilerine kabul görür. Ve o resimleri satılır. Onun hayatını çok kolaylaştıran bir şeydir o. Çok genç yaşta giriyor o sergiler. Evet. Aslında çok, çok önemli. Çok. İyi ki Ingres'in öğrencisi olmuş. Örneklerinden biliriz, birçok empresyonist ressam giremez o sergilere. Evet, giremez. Ama Renoir da daha sonra giremeyecek. Evet. Şöyle ki yeterince klasik eğitim aldığını düşünüp, evet, arkadaşlarıyla, ki o arkadaşları da empresyonizmi kuracağı arkadaşları, evet, onlarla Ecole de Beaux-Arts'da tanışır ve tam anlamıyla hani ruh eşimi buldum gibi olur. Onlarla bu yenilikleri konuşmaktadır ve yenilikçi resimler yaparlar ve yine salona başvururlar ama bu defa red alırlar, evet, tabii ki salondan, ki salon bütün Batı'nın en önemli sergisidir. Venedik Bienali'nin örnek aldığı şeydir aslında, sergidir salon. Her yıl düzenlenmektedir. Orada işleriniz kabul gördüğü anda koleksiyonlara girdiniz demektir. Siparişler aldınız demektir. Para kazandınız demektir. Ama red aldığınız zaman da piyasada krediniz düşer. Onlar da madem ki hani biz salon sergisinden artık bundan sonra kabul alamayacağız, çünkü bunlar çok yeni, o zaman kendi sergimizi yapalım derler. Ki hani bir oluşmuş sanat pazarı pek yoktur. Modern sanat sergileyecek bir galeri yoktur. Ve onlar aralarında para toplayıp dönemin en ünlü fotoğraf sanatçısı Nadar'ın, evet, eski stüdyosunu kiralarlar. Çok büyük bir stüdyo bildiğiniz gibi. Bulvarda Kapüsin'de olağanüstü bir mekan ama. Ve 200 yapıt sergilenir burada. Oradan başlıca isimleri söyleyebilir miyiz hocam? Tabii. Monet vardır. Monet var, evet. Pissarro vardır. Evet. Tabii ki Renoir vardır. Evet. Renoir aslında hani Monet gibi görünür ama, evet, o grubun lideri Renoir, çok cüretkar ve atılgan bir genç adam. Renoir onları daha çok cesaretlendirir, evet, böyle bir sergi için. Evet, neredeyse o grubun başı gibi, evet, gözüküyor. Evet. Ama empresyonizm, tabii Monet'in empresyon resmi nedeniyle bir aşağılama olarak bir aslında bir aşağılamadır tarafı. Yani empresyon, evet, diyerek. Evet. Tabii. Halbuki bir dönem açılmıştır. Öyle bir dönem açılmış. Ama bir de şunu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dönemin izleyicisi, dönemin sanat profesyonelleri, dönemin sanat yazarları, dönemin edebiyatçıları, dönemin entelektüelleri hep Ecole de Beaux-Arts'ın
dikte ettiği klasisizmi görmeye evet. eğitilmiştir. Evet. Onların gözü o eğitimi almıştır. Evet. O nedenle çok yadırgarlar ama çok çok fazla izleyici gitmiş. Şu anda hatırlayamıyorum sayısını. Courtauld belgelerinde o da var. Çok fazla. Ama onların en az yarısı saldırgansa ve aşağılıyorsa, çünkü evet. yepyenidir bunlar. Konuları tabii. yeni, tarzı yeni. Yarısı da büyük beğeniyle izler. Bunların arasında koleksiyonerler var, sanat simsarları var. Örneğin Per Martin evet. olarak tanınan evet. Pierre Martin bunu evet. çok sever ama etki altında kalır. Evet. Ben bunu alırsam bir türlü... evet, sonra beni ayıplarlar diye. Evet. Bir yıl sonra alır bunu. Evet. Evet. En sonunda hepsi de değerini bilecek mutlaka. Tabii ama ki. Bütün akımlarda öyle değil midir hocam? Bir öncesine karşı bir duruşları var. Tabii. Kabul edilmiyor ama ondan sonra değeri veriliyor. Evet. Pierre Auguste Renoir klasist tavrından vazgeçip yenilikçi eserler vermeye başlayınca döneminin sanat camiasında ilk başta kabul görmedi. Ancak şevkinden ödün vermeyen Renoir, eserlerini taşıdığı noktada sanat tarihinin en önemli ressamlarından biri oldu. Empresyonizmin en güzel yapıtlarını veren sanatçı, 1881 ve 1882'de Cezayir, İtalya ve Provence'a birkaç seyahat gerçekleştirdi. Özellikle İtalya'da Rafael'i ve klasikliğin ayırt edici özelliklerini keşfedince, resimlerinde yeni tarz arayışına gireceği kırılmayı yaşadı. Ağır romatizmal hastalığı bile onu engelleyemedi. Ellerini rahat kullanamayan Renoir, fırçayı eline bağlayarak hayatının sonuna değin resim yapmaya devam etti. Hocam peki bu resme geçelim mi şimdi? Tamam, geçelim. Kimdir bu isimler? Evet. Diyelim önce. Şimdi bu bir tiyatronun locasında iki kişi görüyoruz. Genç bir kadın, genç evet. bir adam. Bu arada modeller genç adam aslında Edmond. Edmond evet. Renoir. Renoir'ın evet. erkek kardeşi. Evet. Renoir çünkü henüz çok zengin değil. Öyle çok fazla model evet. kiralayamıyor. Evet, evet Edmond. Ama Edmond'a baktığımız zaman böyle esintili saçları, bıyıkları, sakalları onu entelektüel da bir... o entelektüel, o evet. bohem çevreye bağlıyor evet. aslında. Ne kadar resmi giyinse evet. de. Kadın figürü Nini Lopez, onun uzun yıllar modelliğini evet. yapar. 14 resminin modelidir Nini Lopez. Komşusu Montmartre'dan. Evet, evet. Bu tarihlerde Montmartre taşınmış Renoir ve Montmartre'da karşılaşıyor, tanışıyor Nini Lopez'le. Komşusu, genç bir tiyatro oyuncusu Nini Lopez ve ek iş olarak da modellik yapıyor. Model olarak çok hoş bir hanım ve çok dakik, çok güvenilir, çok iyi poz veriyor. Ama güzellik anlayışına, dönemin güzellik anlayışına uymadığı için empresyonizme karşı çıkanlar onu da aşağılıyor. Balık yüzlü diye. Neden böyle söylüyorlar? Bilinmez. Çok hoş bir yüzü var. Burada bakışlardan söz edelim mi? Evet, evet. Hı. Ben tam onu soracaktım. Tamam. Çok yumuşak bakışları var. Evet. Şimdi burada çok açıktır ki bu ikili hani bir çift değil. Bir çift değil. Arkadaki zengin bir adam, birazdan tabii ona da dönmemiz gerekecek evet. bu zenginlik meselesi nedir diye. Ve sosyalleşmek için birlikte yanında, birlikte adeta tırnak içinde taşıdığı çok şık ve güzel bir genç kadın. Şimdi buraya sosyalleşmeden de biraz söz etmek. Paris'in o günkü evet, sosyal durumunu evet. söylememiz evet. lazım herhalde. Aslında bu resmi evet. Paris'ten ayırmak mümkün değil. Evet. Daha çok da onun için seçtim sanırım. Evet. Şöyle ki resim 1874 tarihli. 1874'te Paris ne? Nasıl bir yer? Paris 1874'te toparlanmış olağanüstü
bir yer. Savaş toparlanmış bitmiş. Ne demek? Evet, 1870 Fransa-Prusya savaşı bitmiş. Fransa yenilmiş. Bu arada Renoir'ı da askere alıyorlar ama dizanteri olduğu için savaşa katılamıyor. Evet. Ve 1870'ten itibaren 72-73'e kadar sanat etkinlikleri görünmez. Tabii savaş sonrası yıkım. Yıkım var. Ekonomik bir yıkım var ülkede. Dolayısıyla tiyatrolar kapanır ve konserler olmaz. Tiyatro ki Paris'in temel kültürel etkinliğidir. Ama 1874'de gelindiğinde artık ekonomi toparlanmıştır. Ve burjuvazi güçlenmiştir, yükselmiştir. Ve tiyatro etkinlikleri yeniden başlamıştır. Ama herkese göre tiyatro vardır Paris'te. Her sınıfa, her beğeniye göre. Ne bileyim, variyete tiyatroları da var. Evet. Ve ucuzdur biletleri. Evet. Ama böyle elegan tiyatrolar da var. Ve çok pahalıdır biletleri. Evet, hala da bugün tiyatro hala için gidilir. Devam ediyor. Bu biletler inanılmaz pahalıdır. Hele de loca alırsanız. Evet. Onu kim alabilir? Aristokrasi ve aristokrasiye denk olmaya çalışan yeni yükselen burjuvazi. Resmi alan kişiler aslında onlar, değil mi? Aynen resmi öyle. Yatırım yapanlar. Aynen öyle. Bu yatırımcılar. Ve locayı yıllık satın almak en büyük prestijdir. Şöyle ki, örneğin Odeon'da Rothschild ailesi en iyi locayı alır ve locayı yıllık alanların listesi asılır oraya. Bu çok büyük bir prestij. Bir ne demektir? Ben çok zenginim demektir. Evet. Ben aynı zamanda böyle incelmiş zevkleri olan biriyim demektir. Yani çok büyük bir prestij bu. Ve bu genç adam da o yükselen burjuvazinin mensuplarından biri. Biri gibi gözüküyor. Biri. Ve bu bir gala gecesi. Evet. Bunun bir gala gecesi olduğunu giysi kodlarından anlıyoruz. Çünkü zorunludur giysi kodları. Genç adamın siyah ceket, siyah pantolon, beyaz bluz, beyaz gömlek ve beyaz yelek giydiğini görüyoruz. Ve beyaz eldivenler. Bunlar gala gecesinde erkeklerin giymek zorunda oldukları. Kadınlar için de tabii ki gece kıyafeti takılar zorunlu. Var. Evet. Tabii bu hanımefendinin aristokrat olmadığını da biliyoruz. Çünkü aristokrat hanımlar düz siyah elbise giyiyor. Burada şimdi bu aslında bir modanın merkezde olduğu bir resim. Bu giysi ki modanın çok farkında Renoir, annesi babası terzi olduğu için çocuk yaştan beri aşina. Bu giysi 18. yüzyıl esintili ve polonez olarak bilinen elbise türü. Kenarları bol, evet. Dekoltesi bol, kol ağızlarında dantel fırfırları var ve siyah ve beyaz çizgili ipek bir giysi. Şimdi resim de zaten siyah ve beyazla ilintilidir. Evet. Demin neredeyse sizinle konuşuyorduk. Evet, evet. Renoir çok cesur bir sanatçı. Genelde empresyonist ressamlar siyah kullanmaz. Fakat burada kendi resim kompozisyonu bağlamında hem moda olan siyah beyazı kullanır hem de resmin geometrik strüktürünü oluşturmak için kullanır. Sanki üçgen bir kompozisyon var değil mi hocam? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Konuşmamızın başında da konuşmuştuk. O neoklasik bir eğitim alıyor. Evet. Tam bir klasisist olarak yetiştiriyor onu hocaları. Her ne kadar modern sanatın açılış sayfası olarak bilinen empresyonizmin çok güzel bir örneği olsa da bu yapısı üçgen kompozisyondur. Tipik. Evet. Akademik resim kompozisyonudur. Ve bakın
kadının giysisindeki o siyah şeritlerle evet. bir üçgen oluşturur. Üçgen kompozisyonu o şeritlerle oluşturur. Hem bir taraftan çok güzel bir kıyafettir bu, hem de resmin estetik değerlerini oluşturmada yardımcıdır. Bu arada dediğiniz gibi Renoir renk de kullanmıştır. Örneğin kadının saçındaki ve dekoltesindeki çiçeklerde, rujda, sonra kolunu yasladığı o locanın kadife yastığında renk de kullanmıştır. Ve bakın beyazların içinde mavi de görüyoruz ama tabii mavi daha çok, siz ressamlar daha iyi bilirsiniz, daha çok ışıltı için kullanılıyor, evet. ışık için. Çünkü evet. bu tam anlamıyla bir ışık resmidir. Bakın evet. Kadının küpeleri, boynundaki mücevherler. Işıl ışıl. Neredeyse evet. ışıkla kaybolmuşçasına evet, parlıyorlar. Kaybolmuş gibi. Bir yandan hocam bu iki figür evet. aynı mekandalar ama birbirleriyle evet. sanki hiç ilişkisi yokmuş gibi duruyor. Evet. Siz ne dersiniz? Doğru, doğru. Bir defa biz yüzyıl sonuna doğru, yüzyılın son çeyreğinde bu mekanların aslında sadece sanat etkinlikleri için değil, sosyalleşmek için de kullanıldığını biliyoruz. Bakın genç adam başka locaları gözlemlemektedir. Evet. Elinde dürbünüyle gerçekten açıkça sosyalleşiyor. Evet, sosyalleşiyor. Dürbünüyle. Zaten ertesi gün yayınlanan gazetelerde gala geceleriyle ilgili büyük yazılar çıkar, kapsamlı, ve hep şöyle yazar işte dün geceki açılışta hep politikacılar, diplomatlar, sanatçılar, modacılar ve bilim adamları ve yazarlar vardı diye. Herkes oraya kendini göstermeye ve başkaları ne yapıyor diye bakmaya gelir. Mesela genç iş adamı etrafı gözetiyor, kim ne yapıyor ve kim bana bakıyor. Peki kadın, nereye bakıyor? Şimdi pek bize bakıyor gibi değil galiba. Değil. Ama bizimle aynı hizada oturuyor. Yani Renoir bizi de karşı locaya konumlandırmış. Yani aynı hizada bakıyoruz. Ve kadına baktığımız zaman onun da etrafa baktığını ve kimlerin kendisini gördüğünü, merak ettiğini düşünüyoruz. Çünkü sahneye bakmıyor. Bakın elinde dürbünü vardır. Evet. Hem de altın opera dürbünü. Buna rağmen kendisine evet. bakılanlara bakıyor değil bakılanlara, mi? Evet. evet. Mesela normalde sahneye bakar. İşte hocam orada galiba sizin daha önce gittiğiniz bu sergideki Mary Cassatt'in resmi. Evet. Onu evet. anlatır mısınız? Bu sergide bütün loja resimleri vardı. Şöyle ki ilk loja resmini yapan empresyonist Renoir'dır. Evet. Tamam. Ama kendisinden önce loja yok. Vardı tabii ki. Mesela Honoré Daumier'in karikatürleri vardır. Dünya evet. kadar. Ama Honoré Daumier bu sosyalleşmeyi alaya almak için evet. yapar o karikatürleri. Biraz daha alt kültürü hatta anlatır galiba değil mi? Alt kültürü, büyük burjuvayı hepsiyle evet. alay eder. Yani evet. Şeydir, insanlar buraya hani sanat etkinlikleri için değil, bir yerde hani servet beyanı için gelmiş gibidir. Evet, onun kadınları çok önemlidir. Böyle kat evet. kat işte moda giysiler giymişler, evet. tonlarla mücevher takmışlar. Çok komiktir. Ama bir taraftan Renoir'la birlikte bir loja resmi de açılır. Yani loja resmini biçimlendiren odur. Mesela kendisinden 4 yıl sonra 1878'de Mary Cassatt evet. Bir resim yapmıştır. O da bunun yanında sergileniyordu. Hemen yanında. Orada bir aristokrat kadın betimlenir. Bu kadın oraya gerçekten tiyatro için gelmiştir. Sahneye bakıyordur. Elinde gözlüğü locasından sahneyi incelemektedir. Böyle kıyafet de yoktur üstünde. Çok evet. sade bir siyah kıyafet vardır. Evet. Ve Courtauld tam anlamıyla bir sanat tarihi sergisi yapmıştı. Ve aradaki farkı izleyicinin öğrenip de çıkması hedeflenmişti o sergide. Evet. Hocam harika Hı. anlattınız Renoir'ı. Gerçekten, çok teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Evet. Şimdi diyorum ki bu geri kalan zamanımızda biraz sizden bahsedelim. Bugünlerde neler yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız lütfen? Ders dışında yazıyorum.
Belki biliyorsunuz ki biliyorsunuz. Biliyorum, takip ediyorum. Sanat tarihçisi olduğum kadar sanat eleştirmeniyim. Bir gazetede yazıyordum daha önce. Sonra ara vermiştim. Yeniden yazmaya başladım ama bu kez gazetede değil, kendi dergimde diyeyim, yazıyorum. Online dergimde yazıyorum. Çağdaş sanat üzerine ve sanat kitapları üzerine yazıyorum. O yani yazıyla hocam, çok uğraşıyorum. Varsınız. Öğrencilerimiz sizi ederim. Çok seviyor. Ya, evet, biz de sizin bilgilerinizden yararlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki buraya geldiniz. Bu Renovar'ı sizin sayenizde biraz daha çok iyi öğrendik. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. İnşallah bir başka programda, bir başka ressamın başyapısını konuşuruz. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bugünkü programda Renoir'ın loca resmini akademisyen sanat tarihçi Ayşegül Güçhan'la konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi sanatçının başyapıtını kiminle konuşacağız. O güne değin, hoş kalın, hoşça kalın.